Merhaba bugün 17 Temmuz Salı'ya 18 Temmuz Çarşamba'ya bağlayan gece saat 23.41. Burada 18 Temmuz görünmekte saat farkından dolayı ama 17 Temmuz. Evet dün para kaybetmeden borsadan, borsaya nasıl giriş yapacağınızı, borsaya nasıl öğreneceğinizi göstermiştim. Önceki videolarımda söylemiştim. Önemli haberlerden önce borsada alım satımı yapmayın diye. Örnek olarak seçtiğim Netflix listesi bugün %5 olarak düşüş göstermiş. Paper Trade bölümünde yani kağıt kağıt işlemleri bölümünde Investing.com sitesinde kayıt olarak girdiğim Investing.com sitesinde buraya eklemişim. Burada eksi 5 olarak göstermekte. Eksi 5 büyük bir düşüş. Bakalım ne olmuş hisseye. Günlük grafiğe bakalım. Bu haftalık grafiği. Haftalık grafikte de burada hissenin büyük bir düşüş gösterdiğini görüyoruz. Günlük grafikte Netflix'e bakalım. Şurada. Evet. Netflix çok büyük bir düşüş göstermiş. Önceden hep ne diyorduk? Önemli haberlerden önce alım satım yapmayın. Biz burada alım satım yapmış olduk. Bir gün önce ama haberlere falan bakmamıştık. Onu örnek olarak göstermiştim bu hisseyi. Onun için bakmamıştık önemli bir haber var mı yok mu diye. Bu hisse Nasdaq dedi isteleniyor. Aynı şekilde Borsa İstanbul içinde bakabilirsiniz. Burada görüyorum ki Yaptıkları kazançları 3 ayda bir şirketler açıklıyor bilançolarını. Burada bu açıklama tarihi dünmüş. Yani bugün sabah piyasalar açıldığında çok büyük düşüş göstermiş. Hisse başı kazancı artmasına rağmen Tahmin ettikleri üye sayısına ulaşamadıkları için çok büyük düşüşle açılmış. Daha sonra çok büyük düşüş şurada açılmış. Daha sonra yükselmiş. Açıldığı düşüş ne kadar? Yüzde 14 düşüşle açılmış. Ama daha sonra toparlanmış. Kapanışta düşüş. %5 seviyesine gelmiş. Bunu da burada görüyoruz %5 olarak. Yani söylemek istediğim önemli haberler var mı yok mu hisse hakkında onu araştırın. Önemli haberlerden önce alım satım işlemi yapmayın.